Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Herkese selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz gene. Polatlı'dayız. Devam ediyoruz burada. Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepinize selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Serpil'de 2 gündür görüşemedik. Biraz bir şeyler yapıyor. Yemek hazırlığı, aynen. Salata. Salata yapmayacağım. Yeşillik aldık. Dün Arzu'yla biz pazara gittik. Şimdi sapı da içine attım. İçine mi attım? Kavanayı bozuk benim. Olmuş mu size? Yok. Tavdaltan bu yıkanacak oğlum yemeye başladı. Tüm bir Polatlı'nın pazarını gezdim değerli dostlarımız. Yani gerçekten demiş koyu aratır. Fiyatlar burada daha bir uçuk. Biz köye diyorduk. Şehirde yaşayanlar bilmiyorum artık hecim mi öyle. Metronun kendine göre bir fiyat var. Burada daha pahalıymış demek ki. Bizim köye göre bana çok pahalı geldi. Şu kadar tere aldık dün. Bağlı değil değerli de takipçiler. Şuna bir bakın. Bir bağ gelmez. Gramına satılıyormuş. Ben ilk defa gördüm. Gramına tere satıldığını. Bizim orada böyle maydanozlar bağlı. O da bağlı olur. Dur oğlum atma onları. Dur ayıklayalım. Kilo inandır. Yarım kilo. Ona göre alıyorsun demek ki. Bizde mesela bazı dur atma baba. Bazısını 2 liraya, 1,5 liraya alıyorum. Burada 3 gramı, 100 gramı 3 lira. Ya işte ne de olsa büyük şehirlere gittikçe fiyatlar da ona göre artıyor demek ki. Pazarı gezdik, sizlere çekim yapmadım. Bir sene, geçen sene geldiğimizde biraz şiittiler burada. Ben o yüzden. Gölcük'te hoş karşıladılar. Evet, orada pazarcılar çok hoş karşıladı. Çok sade ve hoş insanlar vardı. Aynen. Burada geçen sene bir çekim yaptık. Açıkçası bazıları dedi, nereden geldiniz? Kimsiniz? Televizyonunuz hangi olsun. Televizyondan geliyorsunuz? Onlara hesap vere vere en iyisini çekmeyelim. Hani 2 gündür de sizlere şey yapamadık. 1 günde hastaneye gittim zaten. Diyorsunuz hani hastalığın orada belli etmedi ama mecburum. Çünkü Arzu'nun evinde niye duruyorum? Yarın yazarlar uzun süre kalıyorum diye. Hastaneye daha Gölcük'te gideceğiz biz. Benim dertler gelince depreşti. Gölcük'ten sıra alacaktı. Alamadık. 25'ine hastane randevusu verdiler. Burada da geldik hemen ertesi gün biliyorsunuz. Hastaneye götürdüm Serpil Polatlı'da. Evet. Orada bize ne günü verdiler? Ayın 25'inde şey verdiler. Ultrasyon verdiler. Kan aldılar. Ondan sonra kesin bir tanı koyup ona göre şey edecekler de safra kesesinde taş varmış. Galiba alacaklar. Tanısı sana ameliyat olacağını da söylediler mi diye genel cerrah. Evet sana dedi ameliyat ama olacağını da söylediler mi dedi. Yok dedik biz de hani şüphelendiler safra kesesinden. Ama ameliyat olunacağı %100 değildi. Buradaki genel cerrah da ameliyat olacağını söyledi. İnşallah hayırlısı olur bakalım. Eğer ki tek çaresi oysa mecbur. Hani şöyle böyle olur diyor. Hiç ilaç neyi bildin mi? Bilmedi. Bilmedi. Ultrasyon sonucuna göre ameliyat diyecek ama burada ama Aksaray'da biz burada misafiriz dedik. Anneciğim o seni keser olmuş. Ona göre dediler işte biz sonuçlarınızı ultrasyon sonucunu belirtelim dediler. Nerede olursan ol dediler bakalım. Tamam. Ne oldu oğlum? Şunu istiyormuş. Ha o oğlum. Annem bu şeyler koyuyor. Kesersen onu. Bak, hiç tamam, bir şey ya, hiç oldu mu? Arzu al bunu bir şeye götür gitsen. Hadi git. Hadi. Bizim işlerimiz böyle. Hani Arzu'nun evinde bu yüzden ayın 25'ine kadar buradayız. Ultrason sonucu var. O gün kanı da zaten verdi. O gün sonucunu alacağız birlikte. Salı günü. Ne diyeceklerse hayırlısı olsun bakalım. Herhalde büyük bir ihtimalle. Bu gidişine gene ameliyat masasında evet. Galiba. Ama çaresi yok. Yani ara ara çok feci şekilde ağrı hissettiğini söylüyor. Gölcük'te de işte bir iğne yaptılar. Bir İlaç yazdılar gene. Onun etkisiyle biraz uyuşturduk. Ya öyle sancıdı ki Gölcük'te daha felaketi de sırtıma bıçak saplanıyor gibiydi bu sefer. Yani o anda, o anda ne yaparlarsa hani ameliyatsa da şeyse de artık son çare yapsınlar diyor. Yani o hale geliyor. Evet hem, benim bu gidişine safrada gidici. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Allah'ım evet. Herkese can sağlığı versin önce. Hasta hem Serpil'e dediler şeyde safrada problemli olduğunu hem de anneme söylediler. Bakalım o ne diyecek? O da kaçıyor.
Kaçmıyor yani, ne diyorlarsa bu razı da. Hayırlısı bakalım. Bu olduktan sonra belki cesarete gelip de o da olabilir belki. Biz akşam yemeğine biraz fasulye koyduk değerli takipçilerimiz. Arzu'yla birlikte. Ben dedim şu yeşilliği içeride ayıklayıp az da sizlerle sohbet edelim. Ben işte biliyorsunuz köyden gelirken bunlara benim boğazımdan geçmedi. Çocuklarla ilgili bir gaz aldıydım. Onun da çekimini yapmadık sizlere zaten. Yapamadık iki gündür, ne bileyim ben nasıl olduk. Ondan kalan biraz şey suyumuz var, birazcık da etimiz var. Onu da herhalde bir bulgurla pilav yapmayı düşünüyorum ben. Biraz da yanına fasulye koyduk. Allah ne bildiyse işte. Sen de çorba istiyorsun, çorba yapalım az da. Dur da odal, tamam. Dur da yapalım. Benden soruyorlar ne yapalım, ben de çorba dedim. Sen de çorbayla makarna yiyeceksin. Dur babacığım, dur. Şöyle dökelim, şu çamurluyu koyalım da bunu ıslatsın anne. Bunlarda çamur yok, o çabuk yıkanır. Tereleri şey dedim. Bunlar çok turuncu da sararıyor zaten. Şöyle. Sen de mi ayıplasın? Şu çocuğa bir tere ver de yiyelim. Yemezsin, çamurlu bu. Git bir tane yaprak versene. Yıkancıysın. Çamur var annem, alma. O zaman öhöhö yapar mısın? Bizler böyle uğraşırız aynı sizin gibi. Hani sizler de diyorsunuz ya apartman şeyinde bir şey yok. Gir çık gir çık işte uğraşıyoruz de. Bakalım hayırlısı bakalım. Yine köyde mesela girip odun getiriyor, soba değiştiriyor, dişler diyor. Burada da o da yok. İyi biçip oturuyor şimdilik. İşte iyi bir değişiklik oldu. Bir tatil gezi yapalım dedik. İşte Serpil'de de bir ufak sorun olduğu için. Hayata bakalım. göre. Ondan sonra dönüşe tek çaresi yani. Oysa artık bir şekilde olup kurtulacak. Yani yapacak bir şey yok. Arçaya kalırsan burada dur diyor ameliyeti de. Hemen şeye verseler de iyiydi de geç verdi ultrasonunda. Gözüm yaktı da su alıncısı buraya geldi. Hepsini mi ayıttın bu yeşilliğin ki? Onlar da ayıtlayıp da. Neyse biraz da pilavımızı yaparken devam ederiz çekimi. Tamam. Evet sevgili takipçilerim, ben mutfağa geldim. Şöyle biraz hazırlık yaptım. O gazın suyuyla birazcık bir tane budu vardı. Şöyle ben didikledim buraya. Suyu da burada. Şöyle Arzu gösterirsen. Birazını da çorba yaptı Arzu, ona kattık şöyle. Şerriye çorbası. Ben şimdi bulgur pilavını yapmaya başlayacağım. Şöyle ben bir birazcık bulgur dökerim önce yaparken. Birazcık kavururum. Sen pişirmedin gittik pilav için. Ben normal sade pilav pişirdim. Pirinç pilavı. Bir de bunu, normal. Bunu da öğren işte. Bu da böyle birazcık bulgurunu şöyle kavurursun. Burada da kuru fasulyemiz var. Kuru fasulye yaptım. Beraber pişiriyoruz işte Arzu'yla. Böyle gelip geçiyor bunlar. Sizler nasılsınız? Tekrardan sorayım, inşallah iyisinizdir. Şöyle birazcık salça koyayım. Salçayı eritmesi de biraz zor, bu sevkiymiş. Birazcık da biber. Bunları şu yanına çekeyim. Kalabalığı. Sen kapatırsın işin bitince. Ben kalan bulgurum da. Biraz az gibi geldi ya. Biraz daha da. Ben alayım, dur. Şimdi yeterli. Şöyle güzelce kavuracağım ağzı. Pişisi yok. Yapmaya kalırsam yaparım da. Olay bir şey. Sen herhalde pişirmedin. Öyle sade pişirdin de.
Şöyle ben tuzunu atmayacağım. Bana o şeyini buraya alayım. Siz de mi gördünüz? Gelin. Şöyle gazın suyu var. Ben onu ilave edeceğim içine şimdi. Kolay gelsin kızlar. Hoş geldiniz. Davulatan Agem'e var şimdi. Agem'e mi oluyor böyle? Küs yaptı. Merhaba. Merhabalar sizlere. Şöyle birazcık da normal su aldıydık arıtıcıdan, ondan ilave edeyim mi? Düdü'de bindin geldi mi oğlum? Bindin geldi mi Düdü'de? Anne mama yatıyormuş. Ege mama. Şu kapak olur mu? Birazcık karıştırdım buraları ya pişirirken. Bebeği bırak dursun. Ya oğlum ben şöyle kaynamaya bırakayım. Suyu şöyle koydum. Yalnız kaynamaya başladıktan sonra da etini ilave edeceğiz içine. Bir tık da bundan kaynadığımız zaten hazırdır. Yeşil lidarızı yıkamış, hazırlamış oraya. Biraz buraları ben dağıttım ama neyse artık toplasın bir şey yaparken. Olabilir. Yemek yaparken hiç dözmemez olacaktır. Dağlatan, ne pişiriyorum sana? Agema. Agesiz na. Pişireyim mi? Ama şu elini çık anne. Piş çıkarıyormuş bu da eli ağzında geziyor. Agema çay mı? Kaşıyor orada bu kız. Azı dişleri çıkıyor. Azı dişleriyle uğraşıyor. İyi olsun ya bırak. Baksana şimdi ne buraya getirmiş. Yeni yeni kapıya ne yeşil burada açmış. Kaçıp kaçıp gelip mutfağa yatıyor içeride. Seviyor mu mutfağı sen? Ama dağdan hastalattık gezmeden gelince. Orada ne bir şey olmadı dedi ya, yolda azıcık şiterken mi aldı bilmiyorum. Yolda değişti havalar birden ister istemez yumuşak iklimden sert iklime geldik. Ama oraya da var yani. Şimdi ne durumda bilmiyorum da. Bizde havalar böyle değerli takipçilerim. Bir jirip iyi yok, yatıyor, kalkıyor. Değil mi Davlat'a? Bir de Davlat'ın da ilacını içtim, iyi oldu bu tamam. Kaşıyor ona. Bakmazsa sizi hiç düşünmüyor bile. Ne bilsin, neyle takipçiler. Ama sana bakıyorlar diyorum oradan. Yerini çek diyor. O dişlerini kaşıyor. Aklım olduğu için de çekiyor bak. Davulatan'a bakıyorlar dedim. Evet, pilavımız piştikten sonra görüşürüz. Evet sevgili takipçilerimiz. Pilavım hazır diyeceğim sizlere. Neyse pilavımız bayağı bir bekledi bu arada. Arzu sonradan hatırlamış. Remzi'nin çarşıda işi varmış. Pilav böyle suluyken, iyi pıtır pıtır pişerken size gösteremedim, kusura bakmayın. Şu pilavımızın dişi çıkmış yani, bir de gülüyor daha yaptığı şeye. Pilavı hafif ben suluca kapattıydım, hemen gelecek diye pişirdik. Ağzını dişini falan çıkmamış. Çıkmış. Şöyle böleyim tabaklara da böyle olmazdı. Gazlı pilav biraz sulu sulu olurdu. Beklemiş yani, beklemiş pilav oldu bu arada. Ben suluca bıraktıydım bunu, bak beklediği için. Sana oradan pilav kıvamına gelmiş. Bölüyüm neyse. Çoğunlara ben de fasulye yapayım. Sen de şu siniye dizersen iyi olur. Benim bildiklerim. Bura kalabalık etmesin. Sana mı diyorum? Sana diyor. Siniye diz. Bu tamam şimdi. Fasulyeyi de bölüyüm. Fasulye de iyi pişmiş. Fasulye kıvamında da pilav az ayağa geçmiş. Kurban gitti. Az geçmişti. Fasulyeyi onun üstüne dökeriz biz de. Onu buraya yapma. Gel şu tarafa. Af. Gel oğlum. Gel bu tarafa gel. O da yemek var mı üstüne? Gel. Oğlum. Sıcak değil. Gülüyor çabuk. Gel yanan. Yanına gel oğlum. Ya. Çocuk yemeğe dönsün.
kuruyacak ya. Ha? Of, bir de üfürdüm. İlk defa dişiye çıkmış pilav yiyeceğimiz. Aklıma geldi, gözüm gelmedi dişi çıkmış pilav. Yaklaşma oğlum, üstüne düşün gel. Yasemin nerede gel? Bilemezsen babam geçsin. Oraya dokunma oğlum. Çorbayla kızılıyor bir şey olmaz da pilav öyle oluyor. Buna da gaz suyundan kattık. Tabii biraz. Ama ilk gün tirit yaptığımız için suyu az kalmış. Şunlara iyi var mı? Bir. Araları sıkıştıracağız. Haydi yanına bir bakayım de. Al. Lan bakalım üfürdüyse bu iş... Daha bakan ta geriden 3 metre öteden üfleyiyor. Ha. Üstüne yeter ki düşme oğlum. Al. Yeter şimdilik. Ya da şey demez. Kaç tane oldu çorba, yetmez mi? 3 oldu da. Tamam. Yer yok, yer. O 4 oluyor. Tamam, yeterli bu. Yeri olsa da elde gider. Gel bak. Şuraya koyalım. Deneyelim mi? Sen yeşilliği şöyle yerine alayım mı? Onun dök üstü. Gel bir şey. Soğuk, kullanayım yine. Akkadaymış. Yeşilliği de alayım şöyle. Lambalara bakalım. Ne kadar lambaya? Çok şey önemli, acı dursun burada. Şey mi? Evet, şöyle. Soframız hazır. Oyuncağını da çekmemişsin. Davut atan mı? Davut atanın oyuncağı da burada. Şurada koyalım. Kaşıkları, jileri koyalım. Evet değerli takipçilerimiz, bugünlük menümüz böyle. Allah ne verdiyse yavan yaşık. Yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımızda kalın, Allah'a emanet olun. İntiharki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, selamlar, sevgiler hepinize. Hayırlı akşamlar. Sana bakıyorlarmış, elini çek oğlum. Elini çek, sana bakıyorlarmış.